geleceğinin de aynı zamanda bir garantisi haline gelecek diye düşünüyorum. Fularlı başkan... Bir sloganımız var, savunmasak olmaz. Evet sayın izleyenler, burası Barto Kulesi. Ben avukat Yalçın Berkak Güneş. Bugün itibariyle DSA seçimlerine 36 gün kalmış bulunmakta. Öncelikle ailemizin bir diğer üyesi Dağlar Bey'e sözü bırakıyorum. Evet, teşekkürler Yalçın Bey. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Atıl'ın son sınıf öğrencisi Dağlar Canlı. Bugünkü konumuz Profesör Doktor Avukat Çağlar Özer'le birlikteyiz. Tekrardan kanalımıza geldiğiniz için hoş geldiniz diyoruz. Merhaba, hoş bulduk. Bu arada hocam, seçim atmosferine de sizler de hoş geldiniz. İlk adayımızla beraber siz de ikinci YouTube kanalımızdaki ikinci adayımız ve ikinci röportajımızsınız. Artık hazır olduğumuza göre seçim atmosferine başlayabiliriz. Bu soruya başlamadan önce tabii sizden bir soru olacak bu. Soruya şu şekilde soracağım. Çağlar Özer kimdir? Ve bu flarınız da çok şık oldu, belirtmek isterim. Evet, teşekkür ederim. Öncelikle gerçekten ben size teşekkür etmek istiyorum. Buraya kadar geldiniz, beni bu Barta Kulesi'ne çıkardınız. Genç meslektaşlarımla birlikte olmak tabii ki benim için de çok önemli bir şey. Aynı zamanda seçimlerle ilgili olarak bu programı yapmanızdan da dolayı size teşekkür ederim. Çağlar Özer kimdir? Çağlar Özer... Bir taraftan tabii ki avukat ama aynı zamanda öğretim üyesi olarak da mesleğini yapmış. Şimdiye kadar hukukla haşır neşir olmuş diyelim. Öğrenciler yetiştirmiş ama aynı zamanda avukatlık mesleğinin içerisinde de hukukla iç içe olan ve hukukun gelişmesi için de her zaman çalışmak isteyen birisi olarak değerlendirebilirsiniz. Fularıma gelince, bu fular aslında şu dönemlerde sanki benim alameti farikam gibi oldu ama aslında tesadüfi bir şekilde taktığım fular, bir gittiğim toplantıdan sonra, bu adaylıkla ilgili olarak yaptığım toplantıdan sonra başkaları tarafından, daha önceden tanımayan kişiler tarafından fularlı aday diye tanımlandığı için benim de hoşuma gitti bu. Ve bunu kullanmaya devam ettim. Şimdi bir bakıma bizim alameti farikamız gibi oldu. Benim de hoşuma gidiyor. Güzel bir şey diye düşünüyorum. Ön seçime kadar bu şekilde devam edeceksiniz diyorsunuz. Evet. Belki seçimden sonra da aynı şekilde fularlı başkan olarak değerlendirilebilir. Evet. O zaman ilk sorumuza gelelim. Tabii. Ankara Barosu'nda vesayet olduğu söylemi hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet. Bunu hep söylüyoruz, vurguluyoruz. Ankara Barosu Cumhuriyet'in çok önemli bir kazanımı bu anlamda baktığımızda. Ankara Barosu'nun ve baroların toplum hayatındaki, hukuk yaşamındaki yeri çok farklı. Bunun bir kere farkında olmak, bilmek lazım ve bunu vurgulamak lazım. Vesayet kavramının bu anlamda baroyla hiçbir şekilde bağdaşmadığını da söylememiz lazım. Baroyla bağdaşan bir kavram değil, çok uygun bir kavram değil, yakışan bir kavram değil. Ama maalesef bu tür söylentilerin, bu tür şayaların olduğunu da gördük. Hatta son DSA Genel Kurulu'nda bunlar konuşuldu, birileri tarafından da söylendi. Ve daha önceki baro başkanımız, Sayın Koronel istifasında bu durumu açıkça da belirtti. Bir takım vesayet odakları dolayısıyla bu istifayı gerçekleştiriyorum dedi. İtibar suikastından bahsetmişti. Evet, vesayet ilişkisinden ötürü. Maalesef. Yani böyle bir şeyin varlığını biz tabii ki kabul edemiyoruz. Bunun dediğim gibi şayası dahi çok kötü bir şey. Olmaması gereken bir şey. Ama bir takım belirtilerin varlığı da maalesef görülmekte. Umarım bunlardan çok kısa zamanda kurtuluruz ve bu istenilen gerçek fonksiyonunu yerine getirecek baro bir an önce
kendisini bulur ve o şekilde devam eder. İkinci sorumuz da Çağlar Bey. Avukatlar arasında baro başkanlarının yapabilecekleri icraatlerinden ziyade neden mal varlıkları konuşuluyor? Avukatların mal varlığı mı konuşuluyor? Evet. Pek bilmiyorum ama mal varlıkları. Valla niye konuşuluyordur? Belki bu şaşalı seçim çalışmaları dolayısıyla bunlara yapılan harcamalar dolayısıyla konuşuluyor olabilir. Bu tür şaşalı seçim çalışmalarının, seçim harcamalarının ben aslında pek uygun olmadığını düşünüyorum. Yani dış tarafta, dıştan bakıldığında da herhalde insanlar onları görünce ya bu kadar para var, bu kadar mal varlığı var falan diye düşünüyor olabilirler. Baro başkanlığında peki bir maddi ya da manevi bir rant söz konusu mu? Baro başkanlığı onursal bir görev ona bakarsanız. Bu onursal görev olması dolayısıyla da maddi bir beklenti içinde olmak veyahut da başka bir beklenti içinde olmak çok anlamlı bir şey değil. Bazı adaylar mal varlığını açıklayacağım gibi söylemlerde bulundu. Hı-hı. Eğer siz baro başkanı seçilirseniz mal varlığınızı açıklayacak mısınız? Valla şöyle, şimdi ben biraz önce de söyledim ya, zaten biz mal varlıklarımızı devlet memuru olarak açıkladık, açıklıyoruz. Yani yine de bunu da bu şekilde de yapabilirim. Bundan sonraki bir dönem açısından da bunun yapılmasında herhangi bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Tabii bizim mal varlığımız da açık, her şey de belli zaten. Gerekirse öyle bir şey tabii ki. O zaman üçüncü soruya geçelim hemen. Yıllarca akademisyenlik yaptıktan sonra sizi baro siyasetinde taşın altına elinize koymaya ne itti? Valla bir kere bu işin içerisinde olunca insan olaylarla karşılaşınca doğrudan doğruya etkilenen kişiler olarak mesleğin bir parçası olarak düşünüyoruz. Ama aynı zamanda okulda öğrencilere derslerde anlattıklarımız, hukukun ne olduğuyla ilgili olarak, nasıl uygulanmasıyla ilgili olarak anlattıklarımızın bir bakıma uygulamada gerçekleşmediğini gördüğümüzde bundan dolayı bizim de bir sorumluluğumuz olduğunu düşündüm. Bu çerçevede elimizi taşın altına koyalım. Yani bizim öğrencilerimize biz orada bir şeyler söylüyoruz. Geliyoruz bakıyoruz burada uygulamaya girdiğimizde bir sürü bizim stajyerimiz olduğu o çerçevede yani yine uygulamadan pek çok insanlarla karşı karşıyayız. Bunları gördükçe herkes tabii ki bence hani bir elde benden diyoruz ya bizim propaganda çalışmalarımız içerisinde onlar da var. Herkesin aslında bir şey yapması lazım. Biz de uzakta kalmayalım. Sadece sözde kalmasın bunlar ve söylediklerimizle eylemlerimiz bir olsun. Bu anlamda biz de taşın altına elimizi sokalım diye düşündük ve o şekilde karar verdik. Evet. Dördüncü sorumuza da gelmiş bulunmaktayız. Baro için ana muhalefet partisinin arka bahçesidir. Söylemeyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Böyle birkaç söylem geliyor çünkü. Bir partinin ya da mevcut dediğiniz partinin arka bahçesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini ya da öyle düşünüldüğünü bilmiyorum. Gerçekten öyle bir şeyin olup olmadığını da bilmiyorum. Öyle bir şey de olmaz. Baro'nun öyle bir fonksiyonu olmaması gerekir. Yoktur böyle bir şey. O zaman beşinci sorumuza devam edelim. Türkiye'de mevcut hukuk fakültelerinin nicelikte ve nitelikte bakımından eksi artıları neler? Sistem bu kadar hukuk fakültesi mezunu talep ediyor mu? Daha kaliteli avukatların yetişmesi için baro başkanı olduğunuz takdirde baro bünyesi altında ne gibi çözümler düşünüyorsunuz? Özellikle de bir akademisyen olarak sizin görüşünüzü tabii ki de çok merak ediyoruz. Evet. Bazı hukuk fakültelerimizde var ki gerçekten bu fonksiyonlarını yerine getiremeyecek durumdalar. Çünkü pek çoğunun altyapısı yok. Öğretim üyesi sınırlılığı söz konusu. Yeterli derecede yetişmiş öğretim üyesi olmaması dolayısıyla ve öğretim üyelerinde bu pek çok fazla fakülte arasında bazen birinden diğerine, diğerine, öbürüne geçme zorunda olmalarından dolayı bir zorlamanın, bir eksikliğin olduğunu söyleyebiliriz. Biz geldiğimizde ne yapacağız baro başkanı olarak geldiğimizde? Tabii bizim muhakkak işbirliği içerisinde, fakültelerle işbirliği içerisinde uygulama açısından önemli olan hususların daha
ön plana çıkarılması ve o anlamda vurgulanması amacıyla bir takım çalışmalar yapmayı biz de düşünüyoruz gerçekten. Bu önemli bir sorun ama bu bir devlet politikası olarak değerlendirilmesi gereken bir şey. Ya özellikle bu tez konularında mesela siz de son zamanlarda görmüşsünüzdür. Yazılı tezlerin ödevlerini bazı şirketlere, paravan şirketlere yaptıranlar var. Ondan sonra bu tezler yapıldıktan sonra bir bakıyorsunuz bu kişi işte asistan, işte doçent vesaire şeklinde ilerleme kaydediyor ve bir yerden sonra da akademisyen oluyor. Aslında sistemde tabii ki de bazı çürük yumurtalar olmakla beraber sistemde de çok böyle akademisyen yetiştirmek ister gibi bir şey diyor. Hani dediğiniz gibi devlet politikası dediğiniz gibi. Hani ben bu açıdan düşünüyorum açıkçası. Sistemi ya, tam böyle yetiştirmek istemediğini düşünüyorum. O sistem tabii yetiştirmek istemiyor değil. Bence sistem de bu işin içerisinde yetiştirmek istiyor. Çok gerçekten değerli fakültelerimiz var, üniversitelerimiz var, çok önemli bilim adamlarımız var. Bunları habire geliştirmek için uğraşan insanlar var ama akademik hayattaki bu eksiklikler, bu bozukluklar tabii işin bir başka tarafı. Mevcut durum toplumsal olarak bozulmaların, yozlaşmanın bir tarafı da akademik hayatta. Maalesef bu genel bir sorunumuz. Hepimizin sorunu. Yani sadece hukuk fakültelerinin değil, diğer akademik alandaki diğer üniversitelerin de, diğer fakültelerin de genel bir sorunu. Ya bu bağlamda baktığımızda doğrudan doğruya tabii bizi de bu anlamda herkes ilgilendiriyor. Hukuk fakülteleri penceresinden baktığımızda. Ama genel bir sorun. Maalesef toplumdaki yozlaşmanın, genel bozulmanın bir sonucu olarak. Emareleri olarak. Evet, evet. O şekilde değerlendirmek gerekiyor. Diğer sorumuza geçelim. Evet. Hukuk sistemimizin yasız prensibi olarak süregelen, ülkemizde de iyi niyetli açıdan değil de stajyer avukatları adeta sömürmek için kullanılan usta-çırak ilişkisi bir söz konusu. Ya bu yapılan staj hizmeti karşılığında ücret talep edilemiyor hatta. Ve verilecek ücretin avukatların vicdanına bırakılması söz konusu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani o dediğiniz doğru ama stajyer avukatların bu anlamda ücretsiz çalıştırılması zorunluluğu gibi bir şey yok. Tabii ki öyle bir şey yok. Muhakkak ücret verilmesini engelleyen herhangi bir düzenleme de yok. Bu işin karşılığı olan ücretin, bedelin takdir edilmesi ve bunun verilmesi aslında avukatların, yani stajyerin çalıştığı, birlikte çalıştığı avukatların bir sorumluluğu olarak ortaya çıkıyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Ama bu da maalesef bugünkü koşullar içerisinde yetmiyor. Özellikle çok fazla sayıda stajyer olması dolayısıyla kurumsal olarak bir müdahalede bulunması ve baroların bu işlerin içerisinde olması gerekir. Yani barolar stajyer avukatların ücret almasıyla ve angarya hesabı var değil mi? Biliyoruz. O çerçevede baktığımızda kimse kimseyi boşu boşuna bir karşılıksız olarak çalıştıramaz. Bu bir güç harcama, bir iş görme ise bunun karşılığının da ödenmesi gerekir. Bunun asgari olarak belirlenerek aslında olabildiğince mümkünse avukat tarafından ve onun geri kalan kısmının da dayanışma yoluyla baro ve devlet tarafından bunların destekleneceği bir sistemin muhakkak getirilmesi gerekiyor. Çözüm bulmak zaman kolay. Yıkacağız diye düşünüyorum. Yani az önce, umarım. Az önce dediğiniz gibi Ankara işten bahsettiniz. Mesela stajyer avukatları bu soru hakkında da çok sorun diye bize geldi böyle sorular. Stajyer avukatları Ankara iş yaptırıyorlar bazı yerlerde. Hani yani avukatlık mesleğinden ziyade avukatlık mesleğini öğrenemiyor sırada. Hı hı. Evet. Bu Ankara Barosu bunun hakkında bir şey yapabilir mi? Ya işte maalesef bu mesleğin birazcık usta-çırak ilişkisi diye başlangıçta söylediniz ya, usta-çırak ilişkisi diye kalıplaştığı için biz işte avukatlıkta böyle, asistanlıkta da böyledir. Hatta eskiden en azından bu şekilde biraz daha yoğun bir biçimde hoca asistanını karşı taraf, şimdi İstanbul'da olan bir olaydan bahsediliyor. Hoca İstanbul'un bir tarafında, karşı tarafta, öbürü Anadolu tarafında oturuyor. Telefon ediyor akşam, işte evladım gelir misin falan diye geliyor. Şeye, vapura biliyor. Vapurla karşı tarafa geçiyor. Geliyor. İşte hocam geldim. Evladım diyor, şu yukarıdaki kitabı, kütüphanenin üstündeki kitabı alamadım. Onu bana verir misin diyor.
veririm diyor tabii, hemen çıkarıyor. Teşekkür ederim evladım, gidebilirsin diyor. Stajyer bu, daha doğrusu asistan bu. Oralardan tabii buralara gelindi. Bu biraz egzegere edilmiş bir durum ama birazcık maalesef bu yaklaşım tarzı, bu usta-çırak ilişkisinin varlığı bunu kötüye kullanmakta sebep olabilir. Hocam şey, acıyı seviyoruz yani. şimdi ben bunu zamanda yaşadım, benim altındaki kişi de illa yaşayacak diyerekten de gidilen bir yol da var maalesef toplumumuzda. Evet, evet, orası da var. Onlar da var. Maalesef bu dediğim şeyler de var ama bir takım gerçekler de var. Onları da unutmamak lazım. Yani şurası da var. Örneğin bugün bizim pek çok avukat arkadaşımız gerçekten yeterli derecede kazanç elde edemiyor. Ekonomik durumu çok iyi değil. Ve bu kişiden de aynı zamanda yanındaki stajyere kazanmadığı bir paradan bir şeyler vermesini beklemek de aslında çok uygun, çok mantıklı değil. Ama bunun arası bulunabilir ve söylediğim gibi devlet destekli olarak asgari ücrete yakın bir bedelin en azından garanti edilerek bunlar söylediğimiz tarzda ya mesleki dayanışma çerçevesinde olacak. Yani avukatların, baronun kaynaklarıyla o şekilde gerçekleştirecek ve ya da devletin, Adalet Bakanlığı'nın destekleriyle bir şekilde yapmak lazım. Başka türlü de bunun çözümünün olmadığını düşünüyorum şahsen. Hocam bu arada her adaya sorduğumuz gibi stajyer avukatınız varsa ne kadar veriyorsunuz? Ücret olarak. Stajyer avukatımız bir tane var şu an. Vallahi ne kadar veriyoruz? Onu eşim biliyor. Şimdi onu da tam bilmiyorum. Kaç lira verdiğimizde. Şimdi bir şey söyleyeyim. Söylersem ayıp olur. Asgari koşulları evet. Sağlayabiliyor musunuz? Evet. Yani biz zaten o şekilde asgari ihtiyaçlarını karşılayacak derecede veriyoruz. O zaman diğer sorumuza geçelim. Baro başkanı seçildiğiniz takdirde ajandanızda yer alacak ilk 3 icraat. Bizim aslında baroya baktığımız 3 sacayağını belki vurgulamak gerekir başlangıçta. Yani bu katılımcı baro, ekonomik ve aynı zamanda sosyal, kültürel, sanatsal açıdan gelişmiş bir birey olarak avukat ve bu yapının aynı zamanda üçüncü sacayağı olarak hukuk güvenliğinin, hukukun üstünlüğü prensibinin güvencesi olan bir yapı olarak görüyoruz. Yani bu üç sacayağını bu anlamda önemli unsurlar olarak görüyoruz. Bu çerçevede baktığımızda öncelikle katılımcı bir baro oluşturmak düşüncemiz var. İlk yapacağımız işlerden birisi bu katılımcılığı gerçekleştirmek için bir adım atmak. Bunlardan birincisi siz aslında o çağdasınız, genç avukatlar açısından getirilen bir düzenleme. Biliyorsunuz 0-5 yaş arasındaki avukat arkadaşlarımız, genç avukat arkadaşlarımız baro seçimlerinde, baro kurullarında temsilci olamıyorlar. Değil mi? Böyle bir hakları yok. Yani seçim hakları var, seçebiliyorlar ama seçilemiyorlar. Seçilememeleri bu anlamda katılımcı baro anlayışının bir eksikliği olarak ortaya çıkıyor. Bizim şeylerimize bakarsanız programımıza 22 nefesten bahsediyoruz. Baroya verilecek 22 nefesten bahsediyoruz. Bu 22 nefes gerçekten çok önemli. Çünkü baronun bugünkü yapısı bu nefese ihtiyaç duyuyor. Bir nefes alma ihtiyacı var, yeniden yapılanma ihtiyacı var. Bu nefeslerden birisi genç nefes dediğimiz bu genç baro meclisinin oluşturulması. Bu nasıl olacak? Özellikle 0-5 yaş arasında avukat olan ama oy verme hakkı olmasına karşılık seçilme hakkı olmayan kişilerden oluşan bir... Çift meclis, sistem gibi olur. Evet, grup oluşturulacak. Ve burada gerçekten genç, o genç nefesin yeni düşünceleri, paylaşımları ve iletişimle ilgili, bilişimin gelişen düzenlemeleriyle ilgili o farklı bakış açılarını içinde barındıracak o düşünceleri, o inovasyonu baroya aktarma görevini de aynı zamanda onlar gerçekleştirilecek. Hem kendilerini temsil etmiş olacaklar hem de aynı zamanda baronun gelişimini, baronun değişimini,
baronun çağa uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan bir grup olarak değerlendirilecek. O kişilerin biz seçimden önce belirlenmesi amacıyla öyle bir seçimde yapacağız. Olabildiğince geniş bir grup olarak bunu değerlendireceğiz. Ve bu yaptığımız oluşan grup gerçekten gelecek baronun geleceğinin de aynı zamanda bir garantisi haline gelecek diye düşünüyorum. Bunlar birinci projemiz. Bu baronun katılımcı yapısı açısından verebileceğimiz ilk örneklerden birincisi. İkincisi açısından, yani birey açısından avukatın, meslektaş olarak avukatın yapısı açısından, onun birey olarak ihtiyaçları açısından baktığımızda sosyal, ekonomik, kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasından bahsetmiştik. Birinci projemiz olarak baron ofis sistemini kuracağız. Bundan da bahsettiğim, isterseniz internette de var bu şeyler, onlardan da görülebilir. Kampanyanızın başının adı herhalde oksijen değil mi? Evet. DSA oksijen. Evet. Nefes oradan geliyor. Nefes oradan geliyor. Bir oksijen vereceğiz baroya. Bu anlamda bireyin kendisini geliştirmesi açısından, ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması açısından bağımsızlığını kazanabilmesi için baro olarak destek olmaya çalışacağız. Ne dedik? Barom Ofis projesiyle birlikte ofiste ihtiyaç olan, işte kitabın defterinden kağıdına, fotokopi makinesine, kalemine, belki bilgisayarına kadar ofis malzemelerinin, hatta ofis büro malzemelerine kadar alınabileceği, bunların çok hızlı bir biçimde ofislere ulaştırılabileceği ve bu anlamda elde edilen gelirlerin, özellikle bundan bir gelir elde edilmesi mümkün. Bu konuda da çalışmalarımız var, projelerimiz var. Çok önemli bir gelir de elde edilebilir. Biliyorsunuz 22 binden fazla üyemiz var. Çok önemli bir grup demektir bu. Bunlardan gelecek kaynakları değerlendirerek özellikle yeni başlayan, mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımıza bu tür baro malzemelerinin, ofis malzemelerinin özellikle ücretsiz olarak, başlangıçta ücretsiz olarak verebilecek şekilde bir sistemi hemen hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Üçüncü anlamda, üçüncü saç ayağından bahsetmiştim, hatırlayacaksınız. Bir devlet, aynı zamanda hukuk devletinin de güvencesi olarak, adaletin aynı zamanda savunmanın bir güvencesi olarak baronun o tür fonksiyonlarını yerine getirmesi amacıyla bizim çok önemli ihtiyaçlarımızdan birisi baronun hukuksal meselelere ilişkin olarak müdahalede bulunması ve onunla ilgili olarak görüşlerini belirtmesi, belki yol gösterici olması anlamında. Biliyorsunuz bizim bir yasa izleme merkezimiz var ama bir içtihat izleme merkezimiz yok. Bugünkü koşullarda baktığımızda arkadaşlar, mahkeme kararlarını gördüğümüzde, işte en yakın zamanda bir mahkeme kararıyla karşılaştık. Evet, yani Kavala davasında gördük ki hukukun uygulanması maalesef zorlaşıyor. Hukuk ayaklar altına alınabilecek kararlar dahi verilebiliyor. Bugüne kadar bizim mahkemelerimiz, Yargıtay, gerçekten daha önceki dönemlerden bahsediyorum, çok güzel kararlar veren, gerçekten bir mahkeme kararında söylendiği gibi insana dokunan kararlar verecek nitelikte mahkemelerimizken, bugün bunlarda eksiklikler olduğunu görüyoruz. Bir takım bozukluklar olduğunu görüyoruz ve bunlara bir şekilde yol gösterecek, bir şekilde müdahale edecek ve hukukun gerçekten uygulanmasını sağlayacak, adil davranılmasını gerçekleştirecek, adil kararların verilmesini gerçekleştirecek bir yapılanmayı ve baro olarak biz bunu desteklemeyi düşünüyoruz. Bu anlamda içtihat izleme merkezini kuracağız. Akademisyenlerden, avukatlardan, bütün bileşenlerden bu kurulda
bu merkezde çalışmalarını ve sürekli olarak bu tür kararların olmaması için, bu tür kararların eleştirilmesi için bir yaklaşım içerisinde olan bir merkezi hayata geçireceğiz diye düşünüyorum. Çok güzel. Diğer sorumuza geçelim. Baro Başkanı seçildiğiniz takdirde şeffaflık açısından yapmayı düşündükleriniz nelerdir? Evet, Baro Başkanı olmadan önce de bu şeffaflıkla ilgili olarak bizim bir düşüncemiz olmuştu. Özellikle en son DSA Genel Kurulu'nda bu düşüncemizin varlığını da deklare ettik, söyledik ama maalesef kurulda öyle bir karar çıkmadı. Biz denetleme kurullarının bağımsız olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani seçilecek kişinin belirlediği, adayın belirlediği ya da yönetim kurulunun belirlediği, onlar tarafından belirlenen bir denetim kurulunun, denetim mekanizmasının çok fazla bu şeffaflığı gerçekleştiremeyeceğini düşündüğümüz için bu yaklaşım içerisinde olduğumuzu söylemiştik ve bunun karar altına alınmasını istedik ama o karar maalesef alınmadı. Biz bunu yine de gerçekleştireceğiz. Özellikle denetimin bağımsız olması, hatta mümkünse dışarıdan bir denetimin gerçekleşmesi. Gerçi bu birazcık masraflı bir iş olabilir ama birazcık daha baro kaynaklarını artırdığımızda buna da bizim bir kaynak ayırmamız gerekebilir ve böyle bir ayrılan kaynak aslında çok daha fonksiyonel olarak bu kaynakların kullanılmasını ve aynı zamanda verimli bir biçimde kullanılmasını sağlayabilir. Yani biraz önce söylediğim tarz, belki amiyane tabirle sen çal sen oyna yaklaşımı içerisinde olmasın diye söylüyoruz. Bunların engellenmesi gerekir. Bu anlamda da şeffaflığın gerçekleşmesi gerekir. Tabii bu denetlemenin dışında özellikle gelir giderlerin açık olması, yönetim kurulu kararlarının herkese açık bir biçimde gerçekleşmesi, onların herkesle paylaşılması, bunlar zaten bizim yapmak istediğimiz, yapacağımız ve zaten yapılması gereken şeyler. 9. soruya geçelim. Son zamanlarda artan avukat cinayetleri ve intiharlarına yönelik ne düşünüyorsunuz? Baro Başkanı olduğunuz takdirde ne gibi çözüm önerileriniz var? Evet, avukat maalesef cinayetleri hem de intihar olarak ortaya çıkan, maalesef bugün bizim içimizi acıtan kötü durumlar. Evet. Bu özellikle hacize gidildiğinde işte icra için haciz ortamında vesaire güvenlikli olmayan durumlarda karşılaştığımız ve hiç istenmeyen durumlar ama bunların önlemler alınarak düzeltilmesi özellikle de bunun devlet güçleriyle, emniyet güçleriyle, işbirliği içerisinde bu tür olayların olmasından önce kontrol altına alınması, işte her türlü imkanın seferber edilmesi halinde biz bu işlerden kurtulabiliriz diye düşünüyorum. Bu anlamda bütün diğer paydaşlarla işbirliği içerisinde devletin diğer güçlerini de kullanarak onları bir bakıma seferber ederek bu bağlantıyı en iyi bir biçimde kullanarak, ilişkileri de en iyi bir biçimde kullanarak bu sorunların çözülebileceğini düşünüyorum. Ama tabii bu hale gelmiş olması dahi, bunların konuşuluyor olması dahi bence çok kötü bir durum. Kötü bir durum. Ya özellikle gerçekten ben mesela çok zor. Şöyle de düşünmüyor değilim bazı zamanlar. Yani bazı zamanlar kolluk yeteri kadar takviye etmiyor, olay yardımcı olmuyor ya da bu süre zarfında gerekli şiddeti, yani karşı tarafa etkisiz hale getirecek gerekli şiddeti göstermediğinden ötürü açıkçası şöyle bir uygulamada olabilir diye düşünüyorum. Malum kolluk bizi korumuyor. O zaman biz kendimizi korumak için yasa olarak mesela hakim ve savcıların silah konusunda hani ruhsatla alakalı herhangi bir ücret ödemiyorlar bildiğim kadarıyla, yanlışsam da düzeltirsiniz. Yok, doğru, özellikle öyle. Avukatlar da aynı şekilde taşıma ruhsatı alabiliyorlar. Lakin bu bir ücret alınması açıkçası beni o konuda birazcık şaşırtıyor. Yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle olayların önüne geçebilmek için aslında bazı zamanlar
kendinizi de korumak ve meşru müdafaa yoluna da gitmek gerekiyor. Yoksa cinayetler artıyor. Evet. Yani bu aşamaya gelmemesi gerekir. Bu aşamaya gelmeden bence kolluk kuvvetlerinin işbirliği içerisinde emniyet güçlerinin, devletin diğer organlarının desteğiyle onlarla işbirliği içerisinde başlangıçtan itibaren bağlantı kurarak ve bu tür bir sonucun ortaya çıkabileceğini öngörerek davranmak ve o şekilde yaklaşmak çok daha mantıklı gibi geliyor bana. Yoksa avukatı kendisini korumak durumunda bırakmak bence hiç olmaması gereken bir şey. Buraya kadar gelmemesini düşünüyorum. İnşallah o kadar olmaz. Orada bir şey daha var. Bir şey daha sordunuz. İntiharlar. Evet, değil mi? Evet. Olmayacak bir şey. Olmayacak bir şey ama maalesef bugünkü koşulların, bu bozuk ekonomik ortamın toplumsal yapı olarak da maalesef çok bozuk bir durum yaşıyoruz şu anda bakarsak. Ama avukatlar açısından ekonomik, özellikle ekonomik bozukluğun getirdiği bir sonuç olduğunu ben düşünüyorum. Baktığımızda o genç arkadaşlarımızın çoğunlukta olduğunu, maalesef büyük bir oranda olduğunu görüyoruz. Bu katlanabilir bir şey değil. Bunun aslında her şeyden önce en önemli sorunumuzun, bizim avukatların ve meslektaşlarımızın ekonomik sorunlarının giderilmesi olduğunu gösteriyor. Sadece genç meslektaşlarımız açısından değil, bütün meslektaşlarımız açısından bu ekonomik sorunlara yönelik olarak bir müdahalede bulunulmasının ön planda olması gerektiğini düşünüyorum. Hani yine bir özlü sözle bir şey söyleyeceğim, belki yine eleştirilir ama bizde bir laf vardır. Yakın evliya dururken uzak evliya adam çarpar derler. Bizim yakın evliyaya bir şekilde ulaşmamız lazım. Yani öncelikli olarak bizim bu herkesin görevi olması gerekir bunun. Ekonomik açıdan bu meslektaşlarımızın içinde bulunduğu durumun düzeltilmesi için ne gerekiyorsa, herkes için ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım. Hocam bu arada sizin verdiğiniz deyime karşı ben de bir tanesini vereyim. Elin eşeğine türkü çığıra çığıra çağırmış. Evet, çok doğru. Gerçekten öyle. Öyle yapmazsam olmazdı. Evet. Bizim de sloganımız o. Savunmasak olmaz. Evet hocam. Teşekkür ederiz Yalçın Bey. Sağ ol. Ona devam etsin. Hocam o zaman hızla diğer sorumuza geçelim. Tabii. Stajyer avukatlara, mesleğe yeni başlamış işçi avukatlara ve özellikle kadın meslektaşlarımıza uygulanan mobbing ve tacizin önüne nasıl geçeceksiniz? Stajyer avukatlara uygulanan taciz, özellikle işte çalıştırma açısından gerçekleştirilen, bu biraz önce sizin de söylediğiniz angarya tarzındaki işlemler, bunun bir an önce çözülmesi lazım. Özellikle mekanizmaların işletilmesi anlamında. Biliyorsunuz staj başladığında, yanında staj yapılan kişinin sorumlulukları var. Yasal sorumlulukları var ve bu yasal sorumlulukların denetlenmesi gerekiyor. Bu denetlemelerin meslektaş bilinci içerisinde gerçekleştirilmesi ve bunların bir disiplin mekanizmasıyla değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirmeyi ve disiplin mekanizmasını çalıştıramıyorsak eğer, işte bugün olduğumuz durumda olduğu gibi, disiplin suçlarının, disiplin cezalarının sümen altına atılması tehlikesiyle karşı karşıya geliriz. Özellikle işte bu tür kurumların bağımsız bir biçimde ve gerçeklere uygun bir biçimde çalıştırılması lazım. Bunu yapabilirsek eğer, bu denetlemeyi de gerçekleştirmiş oluruz. Bu kadınlarımıza kavramında da aslında çok ben sıcak bakmıyorum. Yani kim kimin kadını, o anlamsız bir şey ona bakarsanız. Kadın meslektaşlara yönelik tacizlerin farklı boyutlarda olması da yine bizim mesleğin onuruyla bağlantılı olarak ortaya çıkıyor. İşte mesleğin saygınlığı, mesleğin onurunun güçlendirilmesi, gerçekleştirilmesi de biraz önce söylediğimiz diğer alanlarda olduğu gibi disiplinin, denetlemenin, kendi kendimizi denetlemenin, meslek onuruna uygun bir biçimde davranmaya yönetmenin de bir parçası olarak karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Evet, son sorumuza geldik. Çok şükür. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde genellikle Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na Ankara Barosu Başkanlığı yapmış kişiler gelmektedir.
kamuoyunda da Ankara Barosu Başkanlığı'nın siyasete veya Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı bir araç olduğu düşüncesini nasıl yorumlarsınız? Ankara Barosu Başkanlığı koltuğu yani bu tür amaçlara yönelik olarak gelinecek bir yer değil bence. O başlı başına gerçekten çok önemli bir yer. Tek başına zaten o onursal görevin yapıldığı bir yer. Bu anlamda çok anlamlı değil benim için. Bir yerlere gelmek için Ankara Barosu'na gelmek gibi bir düşünce. Ama baro başkanlarının bildiğim kadarıyla Ankara Barosu'ndan olmasının önemli bir nedeni var. Ankara Barolar Birliği Başkanı'nın aynı zamanda Ankara'da ikamet ediyor olması ve burada Ankara'da görevini, Ankara Barosu'nda işini yapıyor olması gerekir. Yani Ankara Barosu'na kayıt olması gerekir. Yasal zorunluluk da bu. Bu anlamda bir mevzuattan kaynaklanan bir şey. Aynı zamanda da fiili durum olarak ortaya çıkıyor. Herhalde diyelim Balıkesir Barosu Başkanı barosunu Ankara'ya aktarıp buraya gelip burada Barolar Birliği Başkanlığı yapmak istemediğindendir herhalde. Biraz da öyle mevzuattan kaynaklanan durum gibi geliyor. Evet, zaten bir de hani araştırdığımıza göre de şu an zamana kadar 9 başkandan 8'i Ankara Barosu'ndan çıkmış. Bir tanesi nereden çıkmış? Ona bakmadık işte, o bizim eksikliğimiz oldu. Yani 9'u da sanırım. 9'u da Ankara Barosu'ndan gelmiş. Bir de Ankara Barosu başkanı değilmiş. Diğer 9'u da Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun. Hepsi yani, değil mi? Birisi Ağaç, birisi İstanbul. Birisi Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun, Ankara Baro Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı şeklinde ilan var. O zaman öyle bir gelenek var. Yani dediğim gibi fiili bir durum biraz. Biraz da Ankara'da olmasından kaynaklanıyor herhalde. Ama Ankara Barosu zaten başlı başına çok önemli bir başkanlık barosu kurum. Sorularımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Katılımınız için tekrardan teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Seçim öncesinde de en azından kendimi bir tanıtma fırsatı oldu bunlar için de. Ve özellikle de Barta Kulesi'ne çıkarıldığım için bunun için de çok teşekkür ederim. Size de başarılarınızın devamını diliyorum. Şey, kapanışı yapmadan önce bu bizim gelenek haline getirdiğimiz bir durumdur. Aslında aynen. İkinciye gelenek olacak aslında. İşte ikinci yayın hayatımızda. İlk yayınımızda Hava Hanım'la bir şey yapmıştık, röportaj yapmıştık. Kendisi iyi dileklerini iletip buraya kendi mesajını yazmıştı. Size de eğer kendi mesajını okumak isterseniz. Bana mesaj mı yazmış? Size de yazmış olması lazım. Yazmış. Bir sonraki aday yok. Şey olarak, yani bir sonraki aday için iyi dileklerinde bulundu. Bunu okumam mı gerekiyor? İsterseniz okuyayım. Olur hocam. Yani olur, sesli hocam. Mi okuyayım, evet. Onu soruyorum. Peki, sevgili Barta Kulesi ailesi, öncelikle programınızın bol seyircili, bol aboneli ve uzun ömürlü olmasını diliyorum. Ayrıca ilk konuğunuz olarak beni seçmenizden onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Ankara Barosu DSA grubu kadın başkan aday adaylığım sürecinde beni tanımanızı elbette çok anlamlı. Bu sürecin kimseyi ötekileştirmeden mesleğe ve meslektaşa sahip olma odaklı ve projelerin konuşulacağı bir süreç olmasını temenni ediyorum. Umarım sonuç hem baromuz hem mesleğimiz için umut verici ve kazanımlı olur. Diğer adaylarına da başarılar diliyorum. Sevgilerimle demiş avukat Hava Orhan. Evet, bu dileklerine ben de katılıyorum. Değerli meslektaşımın çok güzel dileklerde bulunmuş. Aynen katılıyorum. Evet hocam, dileklerinize katıldığınız Hava Hanım'ın. Bununla beraber tekrardan biz de teşekkür ederiz. Barta Kulesi ailesi olarak bir seçim atmosferi programının daha sonuna geldik. Başka bir günde başka bir adayla birlikte olana kadar sağlıcakla kalın diyoruz. Bitirmeden önce de plaketimiz var. Size de takdir sürpriz. Ederiz. Evet. Şöyle yapayım ben o zaman. Çok teşekkür ederim. Thank you.